Jeybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. BTS katılmadığı MTV Müzik Ödül töreninden sadece bir ödülle ayrıldı. O da Blackpink'le finale kaldığı yılın grubu ödülüydü. Bu sayede 2019, 2020, 2021 ve 2022 olmak üzere tam 4 yıldır yılın grubu unvanını kimseye bırakmadı. Ama tabii törenle ilgili hala kafada soru işaretleri var. Çünkü en çekişmeli oylama olan Blackpink'le de finalde yarıştığı yılın grubu oylamasını kazandığına göre diğer hayranların oylarıyla belirlenen kategorileri almamız çocuk oyuncağıydı. Peki oylamayla belirlenen hangi 3 oylamayı kaybettik? En iyi Metaverse ve en iyi K-pop, bu iki ödül törene katılıp sahne alan Blackpink ve Lisa'nın oldu. En iyi yaz şarkısında yarıştığımız Jungkook ve Charlie Puth'un Left and Right şarkısı, törene katılıp sahne alan Jack Harlow'un First Class şarkısına verildi. Fark ettiyseniz BTS'in oylarla belirlenen 3 kategoride kaybetmesinin nedeni sadece törene katılmamış olmaları. Çünkü düşünsenize kazanan BTS diyorlar ve gelip alan kimse yok. O yüzden genelde tören öncesi sanatçılarla iletişime geçiliyor. Törenimize katılıp destek olursanız size ödül verelim diyorlar. Kazananlar törenden önce %100 belli oluyor. Yoksa tüm kazananlar törene gelmese tören nasıl olur bir düşünün. Bu tarz ödül törenleri genelde bu şekilde işliyor. Ama Grammy ya da Oscar ödül törenleri farklı. Çünkü onda adaylar bile kazanıp kazanmadığı belli olmadan törene katılıyorlar. O yüzden de BTS'in en büyük hayali bir Grammy kazanabilmek. Sonuç olarak canlarım, BTS'e verilen yılın grubu ödülü sadece bir sus payıydı. Yoksa 2 yıl sonra yeni comeback yapmış Blackpink'e verselerdi büyük bir infial yaratırdı. Çünkü ARMY'ler BTS'in törende olmadığı için töreni izleyip prim vermek istemediler. Ve bu esnada da törenden de daha fazla konuşulması için BTS yolu açtı, BTS dünyaya hükmediyor etiketlerini de dünya gündemine sokmakla meşgullerdi. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın Jelibonlar.